Parara diyorlar. Elma kafa, biz elma baş diyorduk. Ala ördağı var, kıl ördağı var, yeşil ördağı var. Yani bahçelerimize şu balıkçıl ayaklarını görse resmen tahta gibi bulurdu. Buradan yakaladığımız da. Bak yakaladığımız. Ben oraya götürürdüm. Tatlı suyu içerdi. Mükemmel kuş vardı ya. Mükemmel. Bir ara bir hastalık çıktı. Değil mi? Bayağı bir götürdü. Olursan. Olursan. Evet. Bir şey dediler. Her neyse. O zaman... Gördüğünüz gibi yine Kulu ilçemizde bulunan Düden Gölü'müzde flamingolarımız yine geldi. Aslında bu sevindirici gibi görünse de biz biraz kaygılı bakıyoruz bu olaya. Çünkü biliyorsunuz şu zamanlarda iklim değişikliğinden dolayı hava şartları çok çok sıcak gidiyor havalarımız. Şu anda bile dışarıda 20 derece sıcaklığımız var. Şubat'ın daha ilk haftaları. Normalde bu havalarda çok soğuk olması lazım. Bu havalarda flamingoların buraya gelmesi biraz anormal. Çünkü normalde Mart ayının sonunda ve Nisan ayı başlarında genellikle biz flamingoları görüyoruz. Ama şimdi bakıyoruz flamingolarımız Düden Gölü'müze bayağı bir gelmişler. Bu bize biraz kaygı veriyor. Çünkü önümüzdeki günlerde havaların tekrar soğuması durumu olduğu zaman bu flamingoların durumu biraz kaygı verici bir durum alacak. Biz o yönden endişeliyiz. İklim bildiğiniz gibi maalesef kurak geçiyor. Çok kurak geçiyor. Karımız yok, kar yağışımız yok, yağmurumuz yok, yetersiz. Zaten bu bölgemiz bu konuda çok sıkıntılı. Çünkü bu projelerin çok hızlı ve ivedi bir şekilde artık faaliyete geçirilmesi lazım. Ne olur bu flamingolarımıza sahip çıkalım. Bu dünyamızın bize bir vermiş olduğu güzel bir hediye. Flamingo çok güzel bir hayvan. Bunun yanında birçok 160-170'e yakın yine bizim bildiğim kadarıyla bu bölgede kuş çeşidimiz vardı. Ama şu anda bakıyoruz bu kuş çeşidinin çoğunun artık olmadığını görüyoruz. Yakında bu gidişte flamingolarımızın da artık bu konuda belki olamayacağı bir kaygısı var, bir endişesi var. Ne olur bu flamingolara sahip çıkma açısından bu bölgemize suyun ivedilikle getirilmesini istiyoruz. Yetkililerimizden özellikle istirhamımız bu Kızılırmak projesinin çok ivedi olarak hızlandırılması ve bölgemize kazandırılmasıdır.